Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kıtırışımız. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Xitay rak kesili bar kişilerini mi lagırgı solugan? 31 avgust Bitter Winter Tour'u bergen haberde bildirilişçe Xitay rejimi Qolida Qozog'iston pasporti bo'lib qolgan kishilarni rak kesili bo'lishiga qaramay lagerga solgan. Xabarda Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonning Manas naoyisida o'ltirishliq Mahirani bu yil yil 5-da qolida Qozog'iston pasporti bo'lganligi uchun lagerga tutqun qilganligi aslida Mahirada rak kesili bor bo'lib, Xitoy saqchilari uni tutqun qilishdan bir qancha kun ilgari operatsiya qilinganligi. Biroq Xitoy saqchilari kasaldan saqlamagan Mahirani aslidagi Manas naoyilik doktorxonani Lager qilib o'zgartirilgan lagerga qamaganligi, lagerdagi ruhiy besim va muhitning nacharligi sababidan Mahiraning kesili texamo ig'irlashganligi. Mahiraning oilasidagilar Xitoy doirlariga Mahirani doktorxonaga yotkab davo oltishni bir qancha qatim iltimos qilgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy doirlari rad qilganligi bildirilgan. Xabarda yana Xitoy tajovuzchilari o'zining Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan bostirish jinoyatini xalqaro jamiyatni yoshirish uchun Qozog'iston pasporti bor yoki Qozog'istonda tuqqanlar bor qozoqlarni o'zlariga tahdid deb qarashga boshlaganligi bildirilgan. Xitoy ota-onasidan ayrilgan Uyg'ur farzandlarini Xitoy kimligiga tizimladi. 30 avgust Uyg'ur agentligiga bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy tajovuzchilari ota-onasi lagerlarga solingan, ota-onasi bilan aloqasi uzilgan Yaki ota-onasi chet ellarda qolgan Uyg'ur farzandlarining kimligini Xitoy kimligi bilan tizimga elib, Uyg'ur millatini yo'qotishni nishon qilganligining yana bir muhim paketini oshkorlagan. Uyg'ur agentligiga Yaponiyadagi o'qirmonlari Sharq Turkistondagi do'stlaridan mazkur uchurni olganligini bildirgan. Uchurda mundaq deyilgan: "Ota-onasidan ayrilgan Uyg'ur bolalari Xitoy kimligi bilan tizimga elinib, Xitoy maktablariga berilyapti. U yerda ular butunlay Xitoy bo'lib yetishib chiqishga majburlandi." Ota-ona, tarix, madaniyat, til, dini e'tiqod, milliy kiyim, milliy yemak deganlardan hech qanday asar bo'lmaydi. Afsuslanarligi bu Uyg'ur farzandlarini Xitoy millati butunlay Xitoylar bilan o'xshash muomila qilmaydi. Aksincha ularni Xitoylar bo'zaq qiladi. Ulardan o'zining millatiga qarshi foydalanadi. Egilnacha Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur farzandlarini Xitoy milliy madaniyati orqali taltukus g'alati bir guruhga insonlarga aylantirmoqchi bo'lgan. Kichik farzandlarni terrorchilarga qarshi qat'iy kurash qildigan jangchi bo'lishga qasam qildirgan. Boshqa xabar manbalarida oshkorlanishicha, Xitoy doirlari Uyg'ur farzandlarini Xitoycha naqsha, Xitoycha usul o'ynashga, Xitoycha kiyimlarni kiydirib, ko'ngiziga bosh urishga majburlagan. Uyg'ur farzandlari har kuni biz Junxua millati, kommunizm izbosari, biz vatanni qo'g'daymiz, terrorchilarga bo'lgunchilarga qarshi turamiz, ulug' dohi Xi Jinping bizning yo'lboshchimiz degan qasamlar bilan dars boshlaydi ekan. Uyg'ur ota-onasi va Uyg'urcha muhitdan ayrilib, Uyg'urlarga o'ch qilingan, ota-onasidan, millatidan yirgindigan, ularga qarshi maydonda kurash qildigan qilib tarbiyalashga urinmoqda ekan. Xabarda bu qitim Xitoy deb tizimga elinayotgan Uyg'ur farzandlar asosan 12 yoshdan kichik bolalar bo'lib, ularning soni taxminan 300 mingdan 500 ming atrofida ekan. Hammamiz birdek lagerlar taqalsun chaqiriqiga ovoz qo'shaylik. 1-sentabr Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon Birlashgan Millatlar Tashkiloti irqiy kamsitishga qarshi turish komiteti e'lon qilgan Sharq Turkistondagi lagerlar taqalsun chaqiriqiga ovoz qo'shish uchun barlik Sharq Turkiston xalqini Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan jinoyatini fosh qilishga chaqirdi. Hidoyatulla O'g'izxon afandi Sharq Turkiston xalqiga qilgan chaqiriqida Xalqaro jamiyatga o'zining onasi va tuqqanlari bilan aloqa qilolmaganiga 2 yil bo'lganligini, onasi va tuqqanlari qandoq ahvolda ekanligini bilmaydiganligini, ulardan qattiq andisha qilayotganligini oshkorildi. Chaqiriqda yana Xitoy tajovuzchilariga lagerlarni taqitish uchun barlik Sharq Turkistonlik muhojirlarni, oila a'zolari, tuqqanlari, do'stlarining Xitoy tajovuzchilarining ziyonkashligiga uchraganligini tafsili fosh qilishi orqali Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy ayrimchilik va irqiy kamsitish jinoyatini fosh qilishga chaqirdi. Sharq Turkiston ulamolar birligi davomli o'quvchi qabul qildi.
İstanbul'da faaliyet edip yürüyen Şark Türkistan Ölümalar Birliği şer'i fenlerde okuvatkan ve mektep sırtındaki her kaysi seviyedeki dini ilimge ihtiyaclık okuvucularımızı közü tutup, Ölümalar Birliği'nin yetekçiliği de şer'i dersler merkezi tesis kılındı. Okuvucularının sağlam fikir ve doğru düşünceli yetilişi için vatanda ve çetellerde bilim aşırgan çoğun ustazlarımız uğurlaştırıldı. Kabul kılındıgan obikitler tövendikçe. Birinci vatanda okuşu çalık alganlar, ikinci şer'i pende okuvatkanlar, üçüncü 15 yaştan çoğun mahsus okumakçı bulgalar. Tizimli tiş orne Şark Türkistan Ölümalar Birliği. Tizimli tiş adresi Türkiye İstanbul Küçükçekmece Sefaköy rayonu Kemalpaşa Mahallesi Nebi Oğlu Koçisi numur 3 12. numurluk öy. Kızlar alakalış numarı 0537-574-86-69. Oğullar alakalış numarı 0546-872-04-76. 0537-015-27-28. Qumul şəhərindəki 800-dək məscidin mütləq köp qismi çıxıb taşlanğan. Erkin Asiya Radiosunun xəbərində bildirilmişçə, Şərqi Türkistanın Qumul şəhərindəki 800-dən artıq məscidin mütləq köp qisminin çıxıb taşlanıb, aran 80-dək məscid saxlab qılınğanlığı bildirildi. İtaliyadakı kişilik hüquq və dini erkinlikni qoğdaş namlıq təşkilatının yerlik uçur mənbələrinə əsasən xəbərdə ilgiri sürülmişçə, Xitay dairələri ötken yıldan hazırgıça Qumul şəhərindəki 800-dən artıq məscidin mutlaq köp qismini çıxıb taşlab, onlardan faqat 80-dək məscidini saxlab qalğan. Xəbərdə yana saxlab qılınğan məscidlərinin qubbəsi və onun hilal ayı bəlgələrinin çıxıb taşlanğanlığı bildirilgan. Bu yıl başlarında Zimistan namlıq bir dini erkinlik tor bekiti Xitay Kompartisi Mərkəzi Komitet işxanasının yeni vəziyyət astıdakı İslam dini xizmətini küçəytiş və özgərtiş toğrusidakı fikir namlıq bir məxfi hüccətini aşkarlığan. Hüccətdə məscid salışını yoki kengaytib qurışını birdək çəkləş, məscidlərini qısqartış tələb qılınğan. Şunundan kin Şərqi Türkistanda məscidlərini ixçamlaş dolqunu qozğulub, nurğun məscidlər çəkilğan. Yaqında Aqsuning Toqsu nayisi Yultuzbaq bazarındakı 20-lik məscidinin 11-inin çəkib taşlanğanlığı məlum bolğan idi. Kişilik hüquq və dini erkinlik təşkilatının aşkarlaşça, dairələrinin yeni məscid çəkiş hərəkəti Şərqi Türkistandakı tungallar olturuşluq yezi kənətlərinə mo kengaygan. Mazkur tashkilotning yaqinda bergan xabarida Saban nohiyasining Shuymogo kentidagi bir masjid chiqib tashlangan. Mazkur masjid bu kentdagi birdan-bir ibodat o'rni bo'lib, xabarda bu kentdagi musulmonlarning masjidsiz qolganligini bildirgan. Xabarda bayon qilinishicha, doiralar bu masjidni chiqishda hukumatning hech qanday bir yozma hujjatini ko'rsatmagan. Shundaqla yerlik aholilarga oldin-ola uqtirishmi qilmagan. Xabarda soqchilarning bir kuni tuyuqsiz kelib, masjidni butunlay chiqib tashlanganligi bildirilgan. Dünya Uyghur Kurultayı Muavin Reisi başçılığındaki heyet Norveçya parlamentoda ceza lagerleri meselesini anlattı. Erkin Asiya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Norveçya parlamentinin Taşkı İşler Komitesi ve Devlet Müdafiye Komitesi'nin yukarı derecelik emeldarlarının Xitay ziyareti 28. Avgust başlanğan bolup, Xitay ziyareti devamlaşıvatkan bugünkü günde Norveçya parlamentindeki bazı parlament azalarının meslehetçileri Norveçya parlament binasında Dünya Uyghur Kurultayı Muavin Reisi Dr. Erkin Akrem, Norveçya Uyghur Komiteti azalarından Komitet Reisi Bahtiyar Ömer, Komitet Katibi Adilcan Abdurrahim ve Halke Memtimin Qatarlıq kişiler bilen görüşüp, növetki Uyghur vaziyeti hakkında malumat alğan. Norveçya Uyghur Komiteti bir kança aydın beri arka-arkadın Norveçya parlamentindeki partiyalarının rehberleri parlament azaları bilen uçuruşkan. Bahtiyar Efendi bu katımkı uçuruşmu şundak uçuruşlarının biri işkerlikini uçuruşunun ufukluk ötkerliğini tekildi. Doktor Erkin Ekrem Efendi bu katım Norveçya Uyghur Komitesi'nin teklifine binaen Norveçya'ya gelgen bulup aldığımızdaki küllerde Norveçya'da dokulat belirdiken. Hürmetli tülüzür görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızı görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eydim ben. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.